Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz yine şöyle bir tek sene gidecektik, orası kapanmış şimdi. Koç'ta çekiyoruz galiba. Oradan birkaç şey bakacağız şimdi. Şu an için araştırıyoruz neresi güzel, neresi uygun. Türkiye'de de birkaç tane hoşumuza gidenler oldu. Daha sonra tek sene bakacağız ve sizin dediğiniz birkaç yerler var, orayı da bakıp araştıracağız. Ve başka memnun kaldığınız, kullanışlı iyi bir yer varsa tavsiyede bulursanız bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Ali ile Kaan babaannesinde Ertuğrul durmadığı için onu yanımıza aldık. O da burada. Ertuğrul. Evet. Şimdi gidelim. Orada çekebilirsem çekerim. Bazı arkadaşlar çok uzun çekiyor, o yüzden orada neler satılıyor, neler var görmek istiyoruz diyen arkadaşlar var. Bir de fikir olur diyorlar. Hem göremiyoruz diyor. Ve yurt dışından çok talep var. Onun için arada uzun çekiyorum. Kusura bakmayın. Bazıları küçük geliyorsa o bölümleri atlatarak izleyebilirsiniz canlar. Görüşürüz. İstanbul'a geldik. Şimdi Koçtaş'a bakacağız. Hava da aşırı sıcak. İşte şöyle bakıyoruz. Bu renk, bu tonlarda. Şöyle var bir tane de. İşte böyle bir tane eşim bakıyor. Bir de şöyle köşe koltuk var. Deri mi? Deri değil, başka bir derimsi. Kumaş derimsi. Bak bu da hoşuma gitti. Açılabilir olan da var. Açılabilir. Bu da böyle kırmızı. Deri gibi duruyor ama deri değil arkadaşlar. Bu da böyle köşe. Şöyle var. Böyle koltuk var. Bir de şu var. Bir tanesi de böyle. Bu kadife galiba, leke tutmayan. Bak bununki değil. Bu da böyle geliyor ama minderlerini beğenmedim. Eşim şuna bakıyor. O da güzel duruyor ama ayakları yüksek istiyorum ben. Silinebilir. Bunun ayaklarının altı yüksek. Şuraları güzel. Şu minderler değişebilir. Taşsız olabilir. Evet, bu sandık şekli açılabilen. Sanki oradaki daha büyük, bu küçük mü? Resimde şey gözüküyor, resimde büyük gözüküyor. Yok, diğer kırmızı sanki biraz daha büyük, büyük geldi. Bu iki tık. Evet. O da iki tık. İki tık. Bu da böyle, renk seçenekleri var. Açılıyor, yatak olabiliyor. Şimdi açacak abi. Aynı deri gibi duruyor. Deri değil. Bu da böyle. Bu taraftan büyük, bu taraftan. Köşe koltuğu güzel. Şu an kampanyadaymış. Ablalar vardı da. Burada da. Ben böyle bol istiyorum arkadaşlar. Çekmecesi rafları bol olan daha kullanışlı oluyor. Yine şuralardan taktırabiliyorsunuz. Sürgüller hiç kullanışlı olmuyor. Arkadaşlar şöyle var ama Moda Life'ın, burası çekmeceli. Şurada iki şey geliyor. Aynalı böyle. Şu da şu boy dolabı. Ama ben böyle desenli falan şeyini de istemiyorum. Şöyle yukarıda bir rafı var. Aşağıda şurası da askılıklı. Altı kapaklıymış. Burası yine böyle askılık geliyor. Şuraya bir şeyler koyarsın. Üst bölümde öyle. Bir de böyle boydan aynalı istiyorum. Şurada ufak bölüm var. Orada
askılık yerleri var. Yine askılık. Şurası da raf olsaymış iyi olurmuş. Askılık az olsa güzel duruyor. Yatakta böyle geliyor. Kombinasyon. Banyo dolabı için arkadaşlar da banyo için plastik almak gerekiyor. Şöyle. Burada da halıları var. Şu tüylü şey burada ne kadar bir bakıp geliyorum. Oo, ne kadar yumuşacık. Bu başka. Şu farklı. Bu daha şey. Şu pamuk gibi. Fiyatı 189, diğeri de 299. Şu çok güzel. Yumuşacık. Evet, eşim de bir şey bakıyor da. Duvar için galiba, çocuklar için. Duvara? Evet. Çocuk odası için mi? Konuşma terapisinde de böyle siyah puf puf köpük var. Kopartıyor toprak. Şu renk bir şeymiş. Orada da. Şöyle taş. He, bu iyi değil. Taş görünümlü. Şöyle 69 küçücük. Aksesuar, vazolar, yatağa bak, yerde. Burada da duvar kağıtları. Ayna güzel duruyor. Bir tane. Şöyle duvara aksesuar olarak. Şu da çok hoş. Gayet güzel duruyor. Hoşuma gitti onlar. Boy aynaları ne kadar? Şurada da ben işte boy aynası gerekiyor. Şöyle bir tane güzel duruyor. Şu da siyahı. Şunlar da duvarlar için tablolar.
Şu laleli güzel duruyormuş. Burayı pek şey yapmayayım, sizlere çekmeyeyim. Bugün Koçtaş'tayız arkadaşlar. Müzik çaldığı için pek çekemiyorum. Telif hakkına girmesin diye bazı bölümleri hızlandırılmış çekeceğim. Burada da her renk, her çeşit fayans mevcut. Burası da böyle. Üst kata mı? Tamam. Burada da hazır banyolar, dolaplar, lavabolar var. Ve mütü masası bundan 329 lira olmuş. O zaman 160 almıştık. Şu iyi kazanlı olduğu için. Şurada da kirli sepeti var. Kapak böyle. Gayet iyiymiş kirli sepeti. 69 liraya düşmüş 99'dan. Şu. Oradan kapanıyor, buradan açılıyor. Evet, bu da Koçtaş'ın mutfağı arkadaşlar. Eşim bakıyor. Aslında ocak. Bu şekilde alacaksın, sileceksin. Diğeriyle hiç uğraşmayacaksın. En güzeli ocak böyle. Bu da böyle. Burası da Koçtaş'ın. Şuradan şöyle şu boy oluyor. Orası aspiratör. Bir tane de böyle var. Boy. Beyaz. Nedense hiç mutfakta kırmızı rengini sevmiyorum. Şöyle güzel duruyor. Bakın buraları çizilmiş. Zamanla çizilebilir bu. Şu da şey duruyor. Beyaz olsaymış hoş güzel dururmuş. Öbür IKEA'dakiler daha iyi gibi duruyor. Şunlar çizilir zamanla. Öyle geliyor bana. Çok şey. Bu da mermer desenli. Ocak böyle varmış da çok yakın kullanışlı olmaz. Bir de böyle var. Zaten benim mutfak. O da değişik duruyormuş. Buraya emaye. Yıkadığın bulaşıkları koy, kaldır. Bu da böyle ama güzel değil. Bu da böyle geliyor. Aşırı büyük. Zaten mutfak küçük bizim. Boyuna enine göre yaptırmak gerekiyor. 4806'ymiş 12 milyardan. Tahta yapmışlar orayı da. Bu boy. Masa, ayaklı. Şuradan açılabiliyor. Yeri ne olacak? Benim istediğim tezgah taş rengi bu şekil güzel duruyor. Böyle de çok mu göz yorar? Şöyle aslında koltuk böyle siyah beyaz ve hoşuma gidiyor. Burası da böyle. Burada
kesme tahta aparat. Bu arada bana evdeki Breadlight sürahiyi soruyorsunuz arkadaşlar. Burada da benimkinin aynısı. Bu bir tık küçük boy gibi geldi bana. Benimkinin altı geniş, bunun üstü geniş. Şu an indirimde 119'dan 99'a düşmüş. Alabilirsiniz Koçtaş'ta. Ben gayet memnunum. Bir de böyle var. Şimdiki daha güzel ya, IKEA'nınki. Bana öyle geldi. Bu Koçtaş'ın desen model rengini sevemedim ben. Yani. Burada da halımları, halı kilim var. Onlar da parke. Bu arada buranın da yatak odası böyle geliyor. Arkadan vidalıymış. Yedi yıl garanti. O da yanında mı? Nakliye ve montaj dahildir diyor. Ücretsiz arkadaşlar. Koçtaş'ınki. Burası da böyle geliyor. Ama hiç raf çekmece yok. Sürekli sadece şey böyle. Burada da ben. Benim evdeki gibi böyle raf. Bunlar hiç işe yaramıyor. Sadece askılık kullananlar için iyi. Ben istiyorum ki böyle hep raf. Sürgü. Bu da yarı yere kadar sıkıntı olur gibi. Zaten hemen bakın aşınmış. Sürgü yerleri takıldı. Şu var şöyle. Bu da böyle geliyor. Beş kapak. Yani bak böyle iyi benim için. Şunu da sadece altta bölmesi var. Böyle de iyi. Şuraya al sıkı. Oraya öyle. Sağlam mı? Aynası olsaymış üstünde. Şurası şöyle. Güzel. Ama beyazdan yanayım. Beyaz her zaman daha açık, daha sil. Bir de şey gösteriyor. Böyle. Burası da raf olsa gerek. Evet, bir tane de burada var. Bu çocukların odası mı olabilir? Bunlar raf kestireceksin ya da askılık alta şey çocuk odasındaki gibi, ama bunun çekmecesi yok. Burası yeterli çocuklar için. 7 yıl garanti. 1 milyar 149. Bu çocuk odasında olur. Şimdi koltuktan yana hiç şansı yok. Yani koridorun girişine eşim şöyle bir şey alalım diyor. Yapalım diyor. Arası toz oldu mu onu bir temizlemesi var. Ben de buradayım. Oturdum. Diyorum bahçe olacak. Asıl annemlerim böyle. Babam yapacak, salınacak da gidince iyi olur. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Toprak. Bakayım. Plastik mi tahta mı? Plastik. Koridorun girişine böyle bir şey yapalım diyor da bence arasına pislik dolar ya. Bir de onu tek tek çıkartıp uğraşmayayım. Bir de onu söküp temizlemesi var. Pislik dolar. Şöyle masalar. Hoşça güzel duruyor. Yerin olacak. Plastikmiş. Gayet iyi.
alttan da sandık şeklinde galiba. İçine şey falan koy. Annemlerin bahçe iyi olur o. Burada da et, mangal ürünleri. Evet, en sevdiğim yere gidiyoruz. Çiçek bölümüne. Bakalım. Toprak, otur anneciğim. Şunlar peygamber çiçeği. Bunlar var. Bunlar da çok pahalıymış. 35. Buradan buçuk fiyat. Bir tane de şöyle alacağım ama bu kadar büyük değil. Bir tane de şundan arkadaşlar. Bunlar bayağı büyükmüş. 44 lira. İyi mi? Şeyde ne kadardı? Şundan istiyorum. Bayağı büyük boy. İyiymiş. 44 TL diyor eşim. Şöyle vazo. İçine çakıl. 19.90. Şunlarda şey için. Bak, bizim aldığımız galiba bundan bir tane. Şu da diğerinden. Şunlardan çoğaltabilirsem çoğaltacağım. Şu ne kadar? 62 TL. İkiye geldik arkadaşlar. Şu renk de çok hoşuma gidiyor, böyle siyah yeşil uyumu. Koştaşınkini beğenmedim. Bir de Carrefour'da da Modulay, ona baktık, o güzeldi. Şimdi diyor ki böyle iki alım üçlü. Ben de diyorum ikili değildi, ikisi de aynı olsun. Bir de böyle var. Bunlar da çok yumuşak oluyor Murat. Ben de böyle minderli istiyorum. Hem temizlik açısından yıkanmalı diye. Ama şuraları da çok kalitesiz duruyor ya. Minderleri sök çıkar. Altları da çok şey. Onlar da kenar için. Şunlar var. Bunlar da arkadaşlar güzel, hoş duruyor. Ama oturduğumu çok çöküyor. Yumuşak bayağı bir. Kılıflarını alıp şey bulmadım. Çok kullanışlı. Şöyle oturup baktım mı? Bakın. Önden iyi. Şöyle var. Gel. Toprakta yine rahat. Hiç bırakmıyor. Başladı yine. Şu. Elimle gösterdiğimde güzel duruyordu. O diğer baktığımız yer daha sert, daha güzel duruyor. Burada da örtüler var. Büyüklüğü ne kadardır? 130'a 170. Şey. Güzel duruyor. Olur mu koltuğa? Olur. Şunlar da kalın. Bunlar da hoş duruyor. Koltuk örtüsü. Güzel durur. Gri. Ha, o. Bir bakalım. Dur anneciğim. Olur bizimkine. Buradaki bayağı büyük. Ya da küçük, üste örtmelik mi? Üçgen şeklinde anca. Deri koltuk var. Şu var.
beğendiğim o günkü. Bu çok yumuşak ya. Gel. Kılıf şöyle duruyor. Şurada açığı var Murat. Şimdi de Dartman'a geldik. Buraya bakıyoruz. Vallahi Koçtaş'takileri o kadar beğenmedim. İkia'dakilerde görüntüsü güzel duruyor ama aşırı yumuşak. Bazı yerleri falan çıkıntılı, kullanışsız olur diye düşünüyorum. Gerek yok yani o kadar paraya. Görünüşte güzel gözüküyordu. Bugün ikinci kez üstüne oturup baktım mı? Yani kullanışsız. Onlar için öyle yani kullanmaya için çocukların olmaması gerekiyor. Bazı misafir çocukları falan geliyor, zıplıyor, hopluyor. O bakımdan olmaz. Çok şükür alışverişten geldik. Ali ile Kanlı babaannesinden aldım. Ve sonrasında annem de yemeğimizi yedik. Sağ olsun annem de yapmış. Benim evde de vardı. Dedim hazır yiyelim öyle gidelim yorgun argın. Ayağım da bayağı bir kötü, yorulmuşum. Alışveriş yaptık. Bölüm bölüm yaptık. Nereden ne aldık? A101'e girdik. IKEA'ya girdik. Daha sonra neresiydi? Carrefour, Koçtaş. Birkaç yerlerden bir şeyler aldık. Onları göstereceğim. Sonra telefon şeyleri satan yerden alışveriş yaptık. Hemen şuradan başlayayım. A101'den şöyle salatalık turşusu aldık. İndirimdeydi. Bir de onu da güzel bayağı büyük geldi bana. Kendi turşumu kendim kuracağım. Şimdi onu geçici aldık. Ay başört alta bone takmadım hemen. Cimbiber bizim evde bayağı bir tüketiliyor. Böyle de cimbiber turşusu aldık. Bu arada bulaşık makinesinin tuzu bitmişti parlatıcısıyla. Bu markayı ilk defa deneyeceğim. Carrefour mu Mikros mu? Carrefour söyleyemiyorum. Carrefour. Parlatıcısı bundan aldık. Eşim finish alak dedi. Yo dedim olsun bu uygun fiyatlı. 3.95 miydi? Öyle bir fiyatı vardı. Deneyim dedim. Belki güzeldir. Denemekte fayda var. Zaten fazla ücreti yok. Aynı tuz. Bütün makinenin aynı görevini görüyor. Bir tane de böyle aldık. Bu da yine 3.95. Bakalım bunları deneyeceğim. Memnun kalır mıyım, kalmaz mıyım? Diğer kanalımda mevcut olacak videosu. Daha sonra şöyle ıslak mendil bir adet. Bunları kaldıracağım. Bayağıdır makine tuzu parlatısı kullanmıyordum ben. Gerek yok diye. Ama makine sinyal veriyor, istiyor. Nescafe Gold. Kafeinsiz. Eşim kafeinsiz içiyor. İndirimdeyken kendisine almış bunu dün. Ha, çocuklar için de diyor ama çocukları yine vermesem iyi olur. Bu da çantamda yırtılıyormuş az daha. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kafeinsiz yine. Sonra Selin Kolonya Hanım Eli geçen gün lavantalısını almış. Ardınç vardı. Ve diğeri neydi? Mavi Nalin miydi? Dadin. Ladin. O da çok güzeldi. Hanım Eli ben kokusunu seviyorum yumuşatıcısında. Sevdiğim için aldım ama biraz ağır kokusu varmış. Ve dur bunları sonra göstereyim. Hemen şuradan geliyorum canlar. Geliyorum bekleyin orada.
Bir adet şöyle serpak. Bu da burada dursun. Türkiye'de ilk defa demiş. Dana nugget ısıt ye. Bu indirimdeyken aldık. Bu Türkiye'de ilk defa çıkmış bakalım. Arada yapıyorum onu nadir. Bulgurlu analı kızlı çorbası. Şimdi normalde bunları alıp içmezdi. Ben alıp içiyordum. Deneyek dedi. Hatta ikişer tane al dedim. Gerek yok dedim. İki adet aldım. İkişer ikişer ondan. Bu da firik bulgurlu ezogelin çorbası. Bu da güzel oluyor. Daha önce yapmıştım. Görümcemde de yapmıştım. Nestle'nin Cafe Meat bir tane de süt tozu. Arada misafirler de gelip gidiyor. Tabi bu arada bu ne olmadığı için kayıyor. Ne oldu? Pers yüksek performans hijyen temizliğin yeni nesli. Bu da yeni bir ürün. Bunu da deneyeceğiz. Alerjenlerin %99'u ve tozları yok eder demiş. Bakalım nasıl bir ürün. Bu arada çamaşır makinesine baktım. 10 TL üzerinde mi? 25 TL üzerinde alana indirimli düşük geliyordu. Öyle biliyorum. Ne? 10 TL üzeri. A101'de 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli geliyor. İki tane de şöyle L'Oreal Elsevier'in şampuanı. Ve en son olarak canlar, bulaşık deterjanı bitmişti. Bu da şu an indirimde. Alabilirsiniz. Böyle büyük boyunu aldım peyri. Bunu da kaldırayım. Birkaç şey daha aldık. Soslu döner falan, onları buzda attım. Bir de patates aldık ince torpunu. Onları çıkartamayacağım dikterizden. Sizlere daha iyi çekim yapabilmek adına şöyle telefon ışığı aldım. Bu sefer bundan aldım. Mesaj geldi. Şöyle şarjlı, hemen göstereceğim sizlere. Ama şu arasına aparat girmiş. Şöyle şarjlı. Hemen şurada düğmesi var. Şu an yanıyor arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi takayım bakalım fark olacak mı? İnşallah fark olur. Kamerayı mı etkilemeden. Galiba oldu. Nerede? Şimdi daha çok yanıyor. Daha çok kapandı. Tam üst seviyesi varmış. 1, 2, 3 daha çok. Evet, bayağı bir fark var canlar. Daha sonra masanın üstünde ya da başka bir yerde çekim yapıyordum. Bu tripod uymuyordu. Şöyle bir tane de küçük masaüstü tripod aldık. Bunun fiyatı 30, bunun fiyatı da 30, 60'a geldi. Bu da böyle, eşim artık bunu bana kurar. Sizlere daha iyi çekim yapabilmek için. Umarım şu an ışık bayağı iyiydi. Şu an benim buradan gözüm alıyor. Evet anneciğim. Bunlar da böyle şarjlı. Burada da şarj kablosu var. Bunları kaldırayım. Alışverişimiz böyle. Şimdi dondurma yedim. Bayağı bir yedim. Türk kahvesi yapıp şu an için içemem. Bulaşıklarım falan var. Onları kaldıracağım. Onları yıkarım. Toprak şu yere cips dökmüş. Bugün hiçbir şey yapmadım. Direkt kalktık. Alışverişe falan gittik. İşte baktık zaten. Gez bak. Bu arada koltuk Medilife'ın zaten benim yatakta oradanmış. Bayağı oldu, ben unuttum. Koltuk takımı, hem kuşa koltuk takımı var, bir de normal var iki tane arasında. Aslında Teknosonic ilk başta çok hoşuma gidiyordu. Ama bugün baktım, fark ettim ki üstü güzel, çok hoş duruyor. Üstüne oturdum mu içine çöküyor.
Çok yumuşak ve ayrıyetten o arka minderlere çıktıktan sonra bu ince astarı çok ince. En ufak şey de yırtılır. Onun için geri vazgeçtim ama mutfağı güzel. Mutfağını tavsiye ederim sizlere. Koçtaş'ın mutfaklarını pek sevemedim açıkçası. Çizimle falan olur ama iki yanlıki gayet güzel. Ya da mermer taşını değiştireceğim. Tek sadece mermer taşını değiştirmeyi düşünüyorum. Dolaplarım kalsın. İki köşeden bir vida attırırım. Şu an için benim yeterli. Hiç yani masraf yapmaya gerek yok. Altlar sadece sudan biraz şey oldu, dökülüyor ama beni idare eder. İdare ettiği yere kadar. Yani böyle ama koltuk şu an için var. Kredi kartının kesin gününü bekliyor. Şimdi eğer indirim bitmezse belki Made Life Carrefour'un içinde var. Oradan alabiliriz. Ya da diyoruz koltuk örtüsü diktirelim koltuklara. Çıkartır, yıkarım, şey yaparım bilmiyorum. Çünkü benim koltuğum bayağı bir sağlam. Şu da kayıyor. Heh, tamam oldu. Artık ben sonlandırayım videoyu. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştu. Videonun başında dediğim gibi IKEA bölümüydü. Öyle gezme turunu falan izlemeyi sevmeyen arkadaşlar o bölümleri hızlı bir şekilde sarıp diğer bölümleri izleyebilir. Yurt dışından gerçekten takipçilerimiz istiyor. Oralarda yokmuş. Özledik diyen takipçilerimiz var. Teşekkür ediyorlar. Çektiğim için daha uzun çek. Hatta tanıtımını yap fiyatlarıyla beraber çek diyen takipçilerim de var. Onlara buradan teşekkür ederim hepinize. Ben artık sonlandırayım. Dediğim gibi keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştu. Eğer video içeriği bana fikir verirseniz çok mutlu olurum. Hangi videoların gelmesini istiyorsanız. Hepinizi seviyorum. Bu ara kışlıklarla geçiyor. Ama böyle belirli bir şeyler yapacağım. Değişik değişik videolar gelecek inşallah. Ve takipçilerimle videolar da gelecek. YouTuberlarla. Bunu şimdi söyleyeyim. Video geldi mi zaten izlersiniz canlar. Artık benden bu kadar. Ailem ve çocuklarımla beraber. Alim de burada. İlk göz ağrım yanımda. Evet canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.